Hatay'da Habertürk editörü Mahir Kılıç var. Yanında da gazeteci Faruk Aksoy var. Hemen bir onlara gidelim. Mahir Kılıç ve Faruk Aksoy Hatay'da. Depremin en büyük yıkımının yaşandığı en güzel kentlerimizden biri Hatay. Büyük yıkım. Şimdi sözü Mahir'le Faruk'a bırakacağım ve biraz onları dinleyeceğim. Sorularımız olursa yönelteceğiz. Evet Mahir, Faruk sizleri dinliyoruz. Oylum Talı, bugün depremin 6. günü. Bizler de 6 gündür Hatay'dayız. Arama kurtarma çalışmaları yakından takip etmeye çalışıyoruz. Çalışmalar büyük bir özveriyle devam ediyor, onu ifade edelim. Şu anda 600 Evler adlı bir sitenin önündeyiz, bahçesindeyiz. Oldukça büyük bir alan, isiminde site içerisindeki konut sayısından alıyor. Ve deprem esnasında burada 570 dairenin dolu içinde insanlar olduğu ifade ediliyor ki her dairede sadece 3 kişi olduğunu düşünürsek bile 1500'den fazla kişi burada şu ana kadar çıkarılanlar oldu. Maalesef hayatını kaybedenler vardı. Canlı çıkarılan, yaralı çıkarılanlar vardı. Ancak site sakinlerinin büyük bir kısmı maalesef hala enkazın altında. Buradaki ekipler de onlara ulaşmak için elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Dileriz önümüzdeki saatlerde, dakikalarda mucizeleri tanıklık ederiz depremin 6. gününde. Yanımda gazeteci Faruk Aksoy var. Ben kendisine sormak istiyorum. Faruk Aksoy, sen dün Hatay kent merkezine geldin. Dünden beri şehri gezme imkanı buldun. Şehri ilgili izlenimleri neler? Ondan önce alalım. Mahir, şöyle, şu anda önünde bulunduğumuz yerde tam 600 tane daire var. Şurada 2 tane bina var. Muhtemelen o 2 binada, bakın bir daha söylüyorum, 600 tane daire, yani 60 konut, 2 tane bina var ayakta duran. Onun dışında herhangi bir şekilde canlı bir insanın çıkabileceği bir tane bina yok. Hatay'da sadece bir yerden bahsediyorum. Yani sadece bir siteden bahsediyorum. Şimdi o sitenin önündeyiz biz. Burada 600 dairede kaç kişi yaşıyordu? 600 dairede kaç kişi yaşıyor? Yani küçük bir hesap yapın. 3 kişi. Yani hesap yapın. Hani böyle dilim varmıyor söylemeye. Binler. Şöyle, manzara bu değil. Manzara bundan daha kötü. Manzara bu değil, bundan daha kötü. Arama kurtarma ekipleri var. Burada arkadaşlar çadırlarını kurmuşlar. Küçük çadırlar. Böyle kamp çadırları. Hani izcilerin kurduğu küçük kamp çadırları var ya, onlar gibi. Vardiyalı küçük çalışıyorlar. Vardiyalı çalışıyorlar. Tabii vardiyalı çalışıyorlar. Gece, gündüz. Herkesin böyle tırnakları sökülmüş. Ben arama kurtarma ekiplerine baktım. İnsanlarla 2 gündür dertleşmeyi bırakın, sarılıp ağlamaktan, ellerine kollarına bakmaktan başka bir şey de yapamaz haldeyiz. Tırnakları sökülmüş çocukların. Çalışırken böyle tırnaklarıyla betonları söküyorlar. Yani o tırnaklar bazı vicdanlara dokunmalı. Yani bizim tırnaklarımız sadece betonlara dokunmamalı artık. Bazı vicdanlara da dokunmalı. Bazı vicdansızlara da dokunmalı. Dolayısıyla bu çalışma burada devam ediyor. Peki başka ne oldu söyleyeyim. Sabahleyin kalktım erkenden. Aslında dün gece de çok ilginç bir şey oldu. Şu baraj patladı hadisesi. Şehir bir ayaklandı kısa bir süreliğine hakikaten. Yani şimdi izleyicilerimiz bilmiyor. Şöyle oldu, ben tam söyleyeyim. İleride bizim canlı yayın aracımız, şu an bulunduğumuz yerden Habertürk canlı yayın aracı biraz daha kent merkezine yakındı. Biz de yayınlarımızı yaptık. Akşam gece Kürşat'la Serap'ın yayınına bağlandık. O yayınları yaptık. Sonra bana 2 gündür burada her dakika her şeyiyle yardımcı olan ulaştırmadan bir Kenan var. Kenan arkadaşımız. Kenan'la birlikteyiz. Arabada yatıp kalkıyoruz. Arabaya geçtik. Artık biraz dinlenelim diye. Sonra bir kıyamet koptu. Terk edin. Baraj patladı. İşte şey, sular geliyor. Su altında kalacak şehir diye. Ya böyle bir Amerikan filmi olur ya, hani her taraf yıkılır, sonra en son köprüler yıkılır, sonra okyanuslar çıkar böyle. Son anda oradan kurtulursun. Tsunami görüntüsü belirdi herkesin. Aynen, aynen bu oldu. Tam olarak bunu yaşadık. Tam bu. Biz şehrin bu tarafına doğru, arkadan zaten itiyor, birçok araç kaza yaptı. Ambulanslar da dahil. Ambulanslar dahil, insanlar arama kurtarma çalışmalarını bıraktı. Bir anda bu tarafa doğru bir cehennem yaşadık. Bir anda bir cehennem. Bu arada bizim editörümüz İstanbul'da, Erdem aradı beni. Hani ne oluyor? Yani gerçekten ne oluyor diye dedim. Böyle böyle artık herhalde bir gök üstümüze düşmüyor, bir ok aldı. Bu tarafa doğru geldik ve araç burada şimdi. İşte bulunduğumuz yer bu. Şimdi ben oradan çıktım.
Şehri sabahleyin tekrar dolaştım. Sabah gelmeden önce Faruk Oksoy, çok acı bir şey oldu. Dün akşamki kaosla, kargaşada birbirimize çok yakındık zaten. O can havliyle enkazın üstünde depremzedelere ulaşmaya çalışan bazı görevliler de can havliyle enkazın üzerine inip koşmaya başladı. Kaçtı adam, kaçtı. Can kurtaran adam. Ya bir dezenformasyonun, bir ahlaksızlığın, bir namussuzluğun bedeli bu. Vicdansızlığın bedeli bu. Mahir, Faruk, hemen şunu sormak istiyorum. Bu nereden çıkmış? Yani bu kadar büyük bir çevreyi etkilediğine göre hani bizim tabirimizle fısıltı gazetesiyle mi yayılmış? Ne olmuş da böyle bir etki olmuş? Kesinlikle. O şekilde oldu. Bulunduğumuz bulvar zaten Hatay'ın, Antakya'nın en işlek, en büyük bulvarı diyebiliriz. Dolayısıyla en fazla yıkım da o noktada zaten. Tabii. Çalışmalar orada yoğunlaşmıştı. Muhtemelen hırsızlık ya da daha kolay yağma yapabilmek için bu bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yayıldı. Ve gece saat 01 suları diye hatırlamıyorsam. Evet, 01. Ve can havliyle insanlar bir anda hakikaten bir korku filmini aratmayacak şekilde koşmaya, şehri terk etmeye başladılar. Neyse ki yaklaşık 15-20 dakika sonra jandarma ve polis otoları anons geçti asılsız diye. Tabii ben bizim duruşumuzu anlatayım. Oradan çıktık bu tarafa. Neden durduk? İtfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, özel bir parantez açacağım itfaiyeye. Çok özel. Jandarma, arama kurtarmaya, JAK'a çok özel bir parantez açacağım. Ve devlet kurumlarına bir özel parantez açacağım. Yani bu şimdi olur, akşamki yayınlar olur. Çok notlarım var. Onları konuşacağız. Tek tek konuşmamız gerekiyor. Hangi kurum ne kadar işlevsel işini yapıyor? Hangi kurum gerçekten ayakta kalmış? Bunları da test ettik. İnsanlığımızı test ettik, vicdanımızı test ettik, kurumlarımızı test ettik. Biz kimiz? Bunu test ettik. Biz gerçekten ayakta mıyız? Bunu test ettik. Birçok konuda biz Hatay'da, Maraş'ta, Antep'te ama özellikle Hatay'da büyük bir testten ve sınavdan geçtik. Biz bu tarafa doğru gelirken o itfaiye erleri yolun kenarına çıktılar, durduk. Camı açtım, ben önde oturuyordum. Kenan şoför arkadaşım da yanda. Camı açtım. Bir itfaiye eri dedi ki, Faruk Bey nereye gidiyorsunuz siz dedi. Dedim ki şehre su basıyormuş her taraf. Onun için arkadan zaten araçlar itiyor, bu tarafa gidiyoruz. Ya yok öyle bir şey dediler. Arabaları çekin sağa dediler, çektik. Sonra gece boyu onlarla birlikteydik orada. Şimdi oraya yakın bir yerdeyiz. Şimdi peki ne oluyor? Bütün bunlar oluyor. Tek tek başlıklarımız var. Bunları uzun uzun konuşabiliriz de. Şu an arkada olan şeyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bazen futbol maçlarında bir önemli insan vefat etmiştir. Böyle saygı duruşunda falan bulunur stadyumlarda. Bir dakikalık saygı duruşu, sonra İstiklal Marşı. Ya o bir dakikalık saygı duruşunda genellikle rakip takım tezahüratları, rakip takımın rakip takım taraftarına tezahüratları falan olur. Ben hayatımda Türk milletinin sadece enkazdan biri kurtarılırken herkes sussun dediğinde saygı duruşunda tam olarak durduğunu gördüm. Herkes nefessiz, nefes almıyor herkes. İnsanlar nefessiz böyle duruyor ve bu dakikalarca sürüyor. Böyle put gibi kalıyoruz. Böyle hiç ses seda yok. Heykel gibi kalıyoruz. Sonra işte tekrar şeyler başlıyor. Şimdi başladı mesela. Biraz önce onu yaşadık biz. Tekrar sonra şeyler başlıyor. Jeneratörler çalışmaya başlıyor. Ondan sonra tekrar arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki yağma tehlikesi, biraz önce Maraş'tan hangi arkadaşımız anlattı? Maraş'ta kim vardı? Nagihan Alçı. Nagihan Alçı Maraş'tan biraz duydum. Maraş'ta Kadir Şinas milletten bahsetti sanırım. Nagihan Alçı mıydı orada? Evet. Yani Necip milletten, milletimizden gurur duyduğumuzdan bahsetti. Onun altına büyük büyük imza atıyorum. Kesinlikle. Ama bir şeyden gurur duymuyorum. Hemen söyleyeyim. Buradaki yağmalar... O Necip milletimizin işi değil. Onu kimin yaptığını hep herkes biliyor. Söylemiyorum. Onlar bu milletten de değil. O söylemiyorum. Bak söylemiyorum. Böyle iki dakikada şurada burada hedef yapmak kolay insanı. Söylemiyorum. Bu Necip milletin bir ferdi olarak o gururu ben her zerreme kadar hissederim. Ama burada gurur duyulmayacak. Hatta çok daha ötesi müdahaleler yapılacak. Bazı milletler de var. Bazı milletler de var. Buradaki halkın o uyumu, o insanların vicdanı, çoluğunu, çocuğunu kaybetmiş bir dedenin bana sarılması, annenin, kardeşin, babanın, insanlar bunlarla uğraşırken yıkık binaların içinde milletin yatak odalarında belki bir yerde bir cüzdan, bir para, bir şey, bir altın, bir parça, bir takı buluruz diye dolanan piranalar var, insanlık dışı varlıklar var. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Bak tekrar söylemiyorum. Ama bu Necip milletin bir
paydaşı ferdi değiller. Onu söyleyeyim. Faruk, Mahir, bu arada bir virgül koyalım. Sizi dinlemeye devam edeceğiz. Fakat 129. saatimizde ve 6. günümüzde güncellemeler var. 102.388 depremzede bölgeden tahliye edildi. Ve maalesef vefat sayımız da artıyor. 20.937 can kaybımız var büyük felakette. Artıyor can kaybımız. 20.937 can kaybı ve yaralı sayımız da artıyor tabii ki maalesef. Ve Mahir ve Faruk'u dinlemeye devam edelim. Yağmalardan bahsediliyordu. Maalesef yağmalarla ilgili dert her yerde, ancak bu konuyla ilgili yapılması gereken de belli aslında. Nasıl bir önlem alınıyor yağmalara karşı? Mahir anlatsın istersen. Anlat Mahir, burada, yani asker herhalde devreye girdi, iş biraz değişti. Evet evet, kesinlikle ilk günlerdeki gibi değil. Öyle. Hem polis hem de burada asker, jandarma denetimleri gereken çok daha sıklaştırdı. Ve hakikaten evet, neredeyse her enkazın başında bir asker ya da bir polis ya da birkaç tanesini görmek mümkün ve ilk güne kesinlikle kıyaslanmayacak şekilde bu olaylar durdu. Zaten enkazların etrafında dolaşan, o hiçbir iş yapmayan, enkazı arama kurtarma çalışmalarında yer aramayan ve aranan gözlerle sağa sola bakan o tipler de uzaklaştı diyebiliriz. Vicdan demişken, yağmalamadan da vicdan yaralayan insanlar olduğunu biz gördük maalesef bu ülkede. Depremin zannedersem ikinci günüydü Adana'da. Henüz yeni yapılmış bir yapı, çatlaklar oluşmuş. O çatlakların onu iyi hatırladım. Evet. Sıvasını kapatmaya çalıştıklarını maalesef gördüm. Mahir şunu söylüyor. Mahir şunu söylüyor. Adana'da Oylumtalı Adana'da bir bina daha bitmemiş. Burada dün akşam anlattım ben yayında. Yani tuğlalar örülmemiş, yani duvarlar örülmemiş ama bina bitmiş. Kaba bina denilen, inşaatçıların kaba bina dediği bina bitmiş. Önünde de depreme dayanıklı yazıyor. Anlatıyor bir sürü cümleler anlatıyor. İşte cennette köşk diyor, anlatıyor, bir sürü şey anlatıyor. O duvarları yapılmamış, kara binası bitmiş bina o reklamın üstüne düşmüş. Fotoğraflarını çektim. Şimdi Adana'daki çok ilginç. Adam hala 3'ün 5'in hesabında. Bina ciddi hasar almış, çatlaklar var. Yıkılması lazım değil mi? Zaten daha oturuma açılmamış, tam bitmemiş. O arada nerede bulduysa millet buralarda can havliyle canını cananını kurtarmaya çalışırken, oradaki o üçkağıtçı da hemen o binadaki çatlakları sıvamak için oraya işçileri göndermiş, inşaat işçilerini. Arkadaşlar çıkmışlar şeylerin üzerine, sıva yapıyorlar. Yani kapatıyorlar, depremin ikinci günüydü galiba. Evet. Sıva yapıyorlar. Şunu söyleyeceğim. Vallahi Hatay'ın Erzin diye bir ilçesi var. Bu Erzin'in belediye başkanı kimdir diye baktım. Hangi partidendir? Bu arada kimdir? Sirenleri çalan bir ambulans geçiyor yanımızdan. İçinde yaralı olan bir depremzede anlamına geliyor. Muhtemelen kurtarılmış. Bir mucize daha. İnşallah. Belki. İnşallah. Şimdi Erzin belediye başkanı. Erzin diye bir ilçe var. Bu ilçenin belediye başkanı hangi partidendir, kimdir? Gerçekten bilmiyorum. Açtım baktım. Ökkeş Elmasoğlu diye bir isim. Bir siyasetçi, bir belediye başkanı. Yani partisine falan bakmadım. Yemin ediyorum, vallahi billahi bilmiyorum. Yani hangi partidendir bilmiyorum. Sonra bir baktım ki şunu söylüyor. Yakın komşularımla bile kötü oldum ben diyor. Mesela kaçak yapıya izin vermedim diyor. Bana dediler ki diyor, hatta bozuldular diyor. Dediler ki diyor, işte binalarımızı yaptırmadın. Ya yaptırmadım ama niye yaptırmadığımı anlarsınız dedim diyor. Şimdi Erzin Belediyesi'nde bir tane can kaybı yok. Yani Erzin ilçesinde bir tane can kaybı yok. Ya bizim aradığımız şey değil mi? Mesela Erzin belediye başkanı da Cumhurbaşkanlığına aday olsun. Olsun yani, ben olsun. Yani normal şartlarda o da aday olsun. Hak etmiyor mu? Bence hak ediyor. Bence hak ediyor. Bize lazım olan şey partisi, siyasi görüşü falan değil. Mesela Erzin belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu da o Elmasoğlu bu ülkeyi yönetebilir. Ben mesela her şeyimi teslim ederim. Her şeyimi teslim ederim yani. Niye etmeyeyim ki? Niye etmeyeyim? İnsanlar tırnaklarıyla betonların altından cesetlerine ulaşmaya çalışırken bir adam çıkmış demiş ki, yerel yönetici çıkmış demiş ki, kardeşim ben, sen benim komşum da olsan, akrabam da olsa izin vermiyorum demiş. Vermemiş. Vermemiş yani. İşte o erdemli, namuslu adamlar var ya, işte o Erzin Belediye Başkanı. O Erzin Belediye Başkanı. Evet, test
Cumhurbaşkanı adayı olsun, o da olsun. Olsun diyorum yani, olsun. Bize lazım olan bunlar. Bu insanlar, bu siyasetçiler. Evet. Ve bir de bir şey söyleyeceğim. O donukluk hala sürüyor. Ya Mahir, şöyle bir şey olabilir mi? Bir insan eşini, 3-4 tane çocuğunu, hatta tatil dolayısıyla yanına gelmiş bir iki yeğenini binanın altında, hepsi orada, kendisi de gece vardiyasında çalışıyor, gelmiş. Şimdi durumu anlatıyor. Böyle göz bebekleri adamın donmuş. Baktım, dedim ki bu normal bir insan davranışı değil. Sonra şöyle bir şey oldu bende. Dedim ki adam acısını hatırladığında ağlayacak. Yani şu an ağlayamıyor. Şu an hiçbir şey hissetmiyor. Böyle duruyor. Yani böyle donmuş kalmış duruyor. Adam gün geçtikçe, vakit geçtikçe ağlayacak. Yani esas kıyamet, esas kalp kıyameti, esas vicdani kıyamet daha henüz kopmadı. İnsanların içinden, insanların ruhundan bahsediyorum. Mahir, esas Faruk, yaşı akmadı. Mahir, evet, Faruk, bir sorum daha olacak size. Şimdi artık yavaş yavaş hesap gününe doğru geliyoruz. Artık hesap zamanı. Bir son dakika haberi var Habertürk.com'da. Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı. 6 bloklu bir sitenin 4 bloğu yerle bir olmuştu. Şimdi yapılması gereken bazı şeyler var. Arkada çalışmaların devam ettiğini görüyorum. 17 Ağustos depreminde 2000-2100 civarında dava açılmıştı. Burada da çok ciddi davalar açılacak. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat şöyle de bir şey var. Bu davaların sağlıklı bir şekilde açılabilmesi için bazı numunelerin toplanması, bazı deprem binanın DNA'sının deyim yerindeyse alınması gerekiyor. Yetkili kişiler çerçevesinde, yetkili kişiler tarafından böyle bir şey var mı? Bir Cumhuriyet Savcısının enkazlar kaldırılmadan önce, çünkü bazı bölgelerde, en azından bir bölgemizde arama kurtarma çalışmalarının noktalandığını biliyoruz. Yıkılan binalardan bilirkişi eşliğinde beton, demir ve projeye aykırılıkların tespit edilmesine dair bir çalışma var mı? O çalışma kısmen başlatıldı diyebiliriz. Öyle mi? Var mı? Gördün mü? Kısmen başlatıldı. O yönde bilgiler geldi en azından bize. Resmi bir açıklama valilikten ya da affattan değil, ancak bu çalışmaların başladığına yönelik bilgiler ulaştı bizlere. Binalardan bir yandan enkaz çalışmaları yapılırken, arama kurtarma yapılırken, öbür yandan da binalardan parçalar alındığı, betonları, o betonun kalitesi olması gereken standartta mı değil mi, yeteri kadar demir kullanılım kullanılmadı mı, buna yönelik parçalar alındığına dair resmi olmayan yerlerden, yerel bölgelerden bize bilgiler ulaştı. Tabii ki bunlar çok önemli, çok kritik. Onlar gösterge olacak. Onlar kanıt, delil olacak hakikaten. O bina yapılırken standartına uygun yapıldım, yapılmadım ve umarız bu eksik yapılanlar, bu katliam, bunun başka bir adı yok. Yani 100 konutluk, 200 konutluk bir yapı yapıyorsunuz ve bunu yaparken, inşa ederken bilinçli, kasıtlı bir şekilde o malzemeden çalmak, onu oraya eksik koymak, bu bir cinayet. Bunun başka bir anlamı, açıklaması yok. Dileriz onlar da en kısa zamanda cezasını bulacak. Bu arada yayın yaparken de bize bazı yardım talepleri geldi. Onlardan bir tanesini iletmek istiyorum. Hatay Kent Merkezi'nde Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sokak Yeşil Yurt Apartmanı. Bir kez daha ifade edeyim. Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sokak Yeşil Yurt Apartmanı No.1. Burada 5 kişinin olduğuna dair, 5 vatandaşımızın depremzedenin orada olduğuna ve hayatta olduğuna dair bize mesajlar geldi. Onu da iletmiş olalım. Evet, sözü tekrar sana bırakayım Faruk. Şimdi o sabaha tekrar bir döneyim ben. Sabahleyin şehri dolaşırken tabii insanlar şeyin başında bekliyor. Enkazların başında bekliyorlar. Yani işin yağma mağma tarafı tamam ama adamın cenazesi var. Özellikle dün de söyledim, dün akşam yayında da söyledim. Şu yıkım kararları diye bir şey var. Evet, bize de ulaşanlar. Yani istiyorlar ki, yani ne yapsın insanlar? Cenazesini almak istiyor. En doğal hakkı değil mi yani? Ne yapsın? Ne yapacak adam? Yıkım kararını bari çıkarın diyor. Cenazemizi alalım. Yani yıkalım ve altından cenazemize ulaşalım diyor. Bunu herkes söylüyor. Herkes bundan bahsediyor. Ve tabii çok acayip, çok dramatik şeyler. Şehrin merkezinde bir saat var. Saat tam 4.09, 4.10 gibi orada durmuş. Tam deprem saati. Yani Hatay'da saat durmuş, noktalanmış. Sanki şöyle, buraya kadar der gibi. Yani Hatay'ın merkezindeki saat bu güzel millete, bu güzel halka demiş ki buraya kadar.
Yani böyle karşımda heykel gibi durmuş bir saat. Depremi adeta mıhlamış kafamıza. Böyle bakıyoruz, diyoruz ki ha demek ki bu yani, bu kadarmış diyoruz. Dün yine anlattım. Şu şehirde birinci elden her tarafını dolaşmış biri olarak söylüyorum. Bir tane bile bundan sonra oturulabilecek konut yok. Yani Hatay'da hiç kimse, yıkılan şu binalara bakmayın. O ayakta kaldığı düşünülen, eli ayağı kırılmış, perişan olmuş binalar da dahil bir tane Hatay'da oturulabilecek bina yok. Yani bu şehri olduğu gibi kaldıracaksın. Bu şehre eğer tekrar aynı şekilde bir şey yapacaksan, işte iki katlı evler yapacaksın ya da açacaksın ve ta Roma döneminde olduğu gibi ve daha öncesinde olduğu gibi burayı tarihin en verimli toprakları olarak, yine yaptığın büyük hatadan dönerek, toprakları kullanarak hayatı sürdüreceksin. Başka türlü olacak bir şey değil.